Bir hayli uzak olan Erzincan, Dersim, Erzurum ve Bayburt gibi illere birkaç saatlik mesafede. İki deprem sonrasında neredeyse yeniden inşa edilen Erzincan, düzenli yapısıyla dikkat çekiyor. Kent, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle de Urartu, Bizans ve Osmanlı'nın egemenliğinde kalmış. Muzur'un bir tarafı Dersim, bir tarafı Erzincan. Seçimler nedeniyle yolumuz Erzincan'a düştü. Kent hakkında biraz bilgiler verelim sizlere. 39 ve 92 depremlerini yaşamış bu kent. Bir daha asla toparlanamaz denilmiş ama kısa sürede kendisini toparlamış. Özellikle ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanıyor. Aynı zamanda Et ve Balık Kurumu'nun buraya gelmesi, organize sanayi bölgesinin olması ve Kızılay'ın doğal maden suyu tesisi kurması da kenti biraz hareketlendirmiş. Erzincan'a gittiğimiz gün MHP miting hazırlığındaydı. Bunun için caddeler MHP bayraklarıyla doluydu. Kentin parklarında, sokaklarında ve kahvelerinde seçmene 7 Haziran'ı sorduk, taleplerini dinledik. Valla ben şimdiye kadar çok şeye dikkat ettim, her şey kötü oldu. Mesela? Mesela AK Parti'ye oy verdik, şimdi MHP'ye vereceğiz. AK Parti'den önce kime veriyordunuz? AK Parti'ye veriyordum hep. Bir de Ecevit'e oy verdim. Gözlerimizi kapatıp böyle yumup vereceğiz. Bu tempoyu kaybetmeden bir koalisyon hükümeti olmasın. Bunu biliyorsun 2002'den önce yaşadık. Bir dosya atmayla krizler oldu. Aynı zamanda ben hem emekliyim hem esnafım. Burada ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben içeyim, benim sigortam yok, benim bir şeyim yok. Garban adam mı ben? Herkes kesesini dolduruyor. Kimse kimseye bakmaz. Benim hakkım nedir? Bilem onu tamamla bana vermiyor. Kesin Suriyalara. Kömür yendirmiş bu kadar. Hacı bu ne? Hangi partidesin? Dedim ben parti bilmem. Gel sana AKP'ye yazayım, sana bu zaman kömür gelir. Hacı dedim. Sen dedim eğer ezan okundu kapıda çıkmıyorsun, pencerede kendi atıyorsun. O kime hakkıdır dedim. Dünyaya gelmeyen anasının rahimden tüvü gelmeyen hakkı orada var. Sen nasıl yakıyorsun? Erzincan'daki turumuza devam ediyoruz. Bu kez bir kahvedeyiz. Buradaki seçmenle konuşacağız. 7 Haziran günü oy verecekleri partide neye dikkat edecekler? O soruların cevaplarını arayacağız. Üç alabilir mi? Üç. Evet. Yani Tayyip Erdoğan başkan olmaması gerekiyor. Eğer başkan olursa meclisi hiçe sayacak. Milletvekilleri boşuna gidecek meclise. Seçtiğimiz milletvekiller. İşte padişahlık devri, Osmanlı şeysi mi dersin artık bu şekil. Peki koalisyona nasıl bakıyorsunuz? Koalisyon olabilir, niye olmasın ki, ama AK Parti ile değil tabii. Kimle olur peki koalisyon sizce? Kimle kim kurmalı? Mesela bence CHP ile şey Hadip kurmalı. HDP. Evet. Peki geçtiğimiz seçimlerde partiler arasındaki oy dağılımı nasıldı Erzincan'da? Genelde AK Parti'nin kent genelinde ciddi bir başarısı var. Oy dağılımı ise CHP ile AK Parti arasında olmuş. Bir vekili AK Parti, diğer vekili ise CHP meclise göndermiş buradan. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci gelen isim Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim ise Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu. CHP'den sonra gelen isim ise HDP'li Selahattin Demirtaş. HDP'nin burada ciddi bir başarısı var. Çünkü Erzincan HDP ile beraber, Selahattin Demirtaş'la beraber burada yaklaşık %4 oranında bir oy potansiyeli yakalamış. Bu seçimlerde ise yine MHP'li seçmenin kendi partilerine oy vermeleri bekleniyor. Yine CHP'den de HDP'ye geçişler bekleniyor. Dolayısıyla hem CHP'nin hem de AK Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş yaşanacak gibi gözüküyor.
Sıra adayları dinlemeye geldi. Erzincan'da belediyeyi de elinde bulunduran AK Parti bunun avantajını da kullanıyor. AK Partili aday Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı ile esnaf ziyaretinde. Yeniden çözüm açısından şehrimizin merkezinde 4 yol meydanında danışman ekiplerinden oluşan bir merkez kuracağım. Danışmanlarımız orada oturacak, yerinde vatandaşlarımızın dileklerini, taleplerini dinleyerek orada birebir çözüm üreteceğiz. Bir istihdam sorunu var. Çok iş talebi geliyor. Bunun çözümü de yerel dinamiklerimizle beraber şeker fabrikamızı tekrar hayata geçirerek, organize sanayimize yeni yatırımlar yaparak, İstanbul'dan da gerekli iş adamlarının desteği alarak bunu canlandırmamız lazım. CHP'nin seçim çalışmalarını ilçe başkanı Mesut Sağır'dan dinledik. CHP'nin Erzincan'da önemli kozlarından biri genel başkanın Alevi olması. Mali konularda, ekonomi konularda herkesin sıkıntısı var. Bu Erzincan için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Şimdi bizim ilimizin özellikle çiftçilik ve hayvancılığın gelişmesi gereken bir il olması gerekir iken maalesef son 13 yılda yapılan yanlış hatalardan dolayı geriye düşmesi, bu politikaların geriye düşmesi hükümetin yaptığı yanlışlıklardan kaynaklanıyor. Emeklimize çift maaş vereceğiz. Yani 1500 lira olacak biliyorsunuz. En düşük maaşlardan bahsediyoruz. Sayın Genel Başkanımız bunun üzerinde titizlikle duruyor. Kaynaklar gerçekten var. Hiçbir sıkıntı yok. Asgari ücreti 1500 liraya çıkaracağımızı vaat ettik. İnsanlarımızı bu konuda... HDP adayları da son günleri tarlaları ve köyleri dolaşarak geçiriyor. Adaylar işçilerden, köylülerden oy istiyor. Bu savaşa, bu şeye dur desinler, biz barış istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Zaten bir ekmek peşindeyiz, herkes de bir ekmek peşinde, herkes çalışıyor. Oylar Selahattin'e. HDP'nin çıkışıyla birlikte, o yakalamış olduğu o enerji programıyla birlikte tabii ki, söyledikleriyle, söylemleriyle birlikte bir kere var olan sistem partilerinden çok farklı bir parti olduğunu seçmen halkımızdan, emekçilerden, kadınlardan, herkesten bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Yani evet, HDP Türkiye'de klasik var olan partiler gibi bir parti değil. Bakın tarlalara geliyorlar, bakın bizim halimizi, hatırımızı soruyorlar ve programlarıyla bunu dile getiriyorlar. Yani çok az bir kesim de olsa bunu daha bizden daha farklı kavramış, bizden daha iyi kavramış. Bize deyim yerine ise bu konuda ders veriyorlar HDP programlar konusunda. O yüzden de biz yine kendi adımıza biraz geride kaldığımız için üzülüyoruz. Ama dediğim gibi genel hava, yaklaşım tarzı HDP'ye yönelik mükemmel diyebilirim. Peki Erzincan'da çalışmak zor mu? Ya her ilde olduğu gibi Erzincan da zor bir il. Ama dediğim gibi biz zorlukların partisiyiz her anlamda. Ekonomik olarak, işte baskılar konusunda vesaire. Ama bunlar bizim için çok sorun olmuyor. Biz o enerjiyi gittiğimiz yerde emekçilerden, halkımızdan alıyoruz. O morali oradan alıyoruz. O yüzden çok zorlanmıyoruz yani. İlla ki zordur ama biz hissetmiyoruz o zorluğu şu anda. Tam bir düğün havasıyla devam ediyoruz. Olmuyor değil mi? Kılıçdaroğlu da bir CHP'ye koyan adayları güzel koysun ki hiç CHP'ye olan adaylar hiçbir şey yapmıyor diye başkaları. Hiçbir iş yapmıyorlar. Örneğin 4 oyu varsa ikisi HDP, ikisi diğer. Böyle bir dağılım yapmışlar mı? Tabii böyle bir dağılım yapmışlar. Ve hani vermeyenler bile... İşte bizim gönlümüz HDP'den yana, biz barajı geçmesini istiyoruz. Bu mesela az önceki belirttiğiniz dağılım da yine baraj nedeniyle mi yapılmış bir dağılım? Ya hem baraj nedeniyle hem Selahattin Demirtaş faktörü. Yani nasıl ki Selahattin Başkanımız çok sevilen bir insan. Hani biz halkla konuştukça, gezdikçe bunu gerçekten anladık. Hani değişik partiden insanlar bile keşke bizim öyle bir başkanımız olsa diyen insanlar çok. Erzincan'da genel olarak HDP'nin söylemlerinde en çok halkın dikkatini çeken noktalar hangisi, maddeler hangisi? En çok şu Diyanet İşleri'nin kaldırılması, işte Alevilere ayrı bir önem verilmesi, onun dışında hani bu çok renklilik partisi olması, her kesimden, her dinden, hem her ırktan, her dilden insanların olması bayağı bir ilgilerini çekti. En azından Erzincan'ın %10 barajını aşıyoruz şu anda. Ve dediğim gibi sürprizlerle dolu bir seçim olduğu için gerçekten kestirmek zor. HDP Erzincan milletvekili adayı Fatima Turan'ın da dediği gibi bu seçim sürprizlerle dolu. İşin rengi 7 Haziran'da belli olacak.